Gidelim ya. Fatih Maçoğlu yapalım ya. Ne diyorsunuz? Siyasete girelim artık. Değil mi? Sizler mesajlarınızı atmaya devam edin. Fatih Maçoğlu Kadıköy'den, İstanbul Kadıköy'den aday oldu. Ne düşünüyorsunuz? Fatih Maçoğlu Kadıköy'den aday oldu. Tunceli Belediye Başkanı'ydı kendisi ve orada komünist başkanı olarak biliniyordu. Güzel işler de yaptı Fatih Bey. Sonra işte bundan bir hafta 10 gün önce dedikodu çıktı. Maçoğlu artık Tunceli'de aday olmayacak. İstanbul'a geliyor veya İzmir'e geliyor. İşte İstanbul'da istediği bazı ilçeler var. Oraları olursa veya İzmir'de. İzmir'de mesela Çiğli'den bahsediliyordu, duymuştum. İstanbul'da Kartal, Maltepe böyle Sarıgazi gibi yerlerden bahsediliyordu. Ben çok ihtimal vermiyordum. Hatta mesaj yazmıştım. Fatih Bey böyle bir şey var mıdır diye. Cevap yazmadı bana. Önceki gün beni aramış. Ben de duymadım zaten. Ondan sonra dönmedim zaten. Yani bana mesaj yazmayan, yazdığımda bana mesaj yazmayan, dikkate alıp da bana mesaj yazmayan kişi daha sonra açıklandıktan sonra bana telefon atsa ne olur, açmasa ne olur? Yani ben seninle sohbet etmeyeceğim ki, ben sadece size soracağım yani. Doğru mudur, değil midir? Bana dersin ki yaz yazma. Tamam derim, ben de yazarım yazma. Ben de zaten geri dönüş falan yapmadım ondan sonra. Hayırlı olsun diyelim Fatih Maçoğlu'na. Şimdi Kadıköy'den TKP'nin adayı oldu Fatih Maçoğlu. Şimdi bunu dün arkadaşlarla da konuştuk Sözcü'de, bizim küçük ekip. Burada Ahmet'le de zaman zaman konuşuyoruz. Sabahleyin Ahmet'le de konuştum. Abi dedi, haberin var mı dedi. Maçoğlu dedi şey olmuş dedi, aday olmuş dedi Kadıköy'den. Valla şöyle bir şey arkadaşlar, ne diyorsunuz? Fatih Maçoğlu'nun Kadıköy'de şansı var mı? Birisi demiş ki Maçoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım. Maçoğlu'na yakışır demiş Yiğit Metin. Valla yakışır mı yakışmaz mı bilmem. Ama Kadıköy gibi kapitalizmin doruklara çıktığı binadan, işte ben de Kadıköy semtindeyim. O Kadıköy semtinin işte bir Kadıköy ilçesinin bir semtindeyim. Yani kapitalizmin zirve yaptığı, biraz daha İstanbul'daki gelir düzeyi standartlarına baktığımızda Kadıköy'de çok yüksek, bak yüksek demiyor. Çok yüksek gelir düzeyine sahip insanların yaşadığı, işte içinde Kalamış'ı olan, efendime söyleyeyim içinde Erenköy'ü olan, içinde Altın Tepesi olan, Bağdat Caddesi olan, Fener Yolu olan, ya aklınıza gelebilecek yani zengin bir muhitten, ilçeden bahsediyoruz. Yani tabii ki bu semtin de çeperleri var, bu ilçenin de Kadıköy'ün de çeperleri var. Daha böyle gelir düzeyi düşük insanların yaşadığı yerler var ama netice itibariyle baktığımızda Kadıköy gelir olarak yüksek sınıf. Yani öyle, hatta çok yüksek sınıfta diyebiliriz. İstanbul'da bir Beşiktaş'ı sayabilirsin. Bakırköy biraz daha orta direkt diyebilirsin. Efendime söyleyeyim işte Beşiktaş'ın içerisine diğerleri giriyor. Şişli diyebilirsin ve burası diyebilirsin. Yani İstanbul'un zenginlerinin yaşadığı yer. Şimdi burada yani bir de CHP'nin kalesi olarak biliniyor. Şimdi komünist başkan ne yapar? Şimdi ben şöyle bir şey, şimdi konuşuyoruz biz şirkette arkadaşlarla. Ya dedim Fatih Bey herhalde Bağdat Caddesi'ne gittiğinde ne diyecek şimdi? Bağdat Caddesi dediğimiz yani dünyada adı olan bir yer. Buraya yabancılar geldiğinde görmek istedikleri birkaç yerden biri. Ya bu Bağdat Caddesi varmış, neresiymiş filan. Ha işte orası, bu benim bulunduğum yerin iki sokak veya üç sokak üstü Bağdat Caddesi. Bir bakayım, bir, iki. İki sokak üstü o koskoca Bağdat Caddesi. Bir başlıyor böyle stadın oradan, Fenerbahçe stadın oradan. Daha gidiyor böyle Bostanlı'ya kadar. Oraya Bostanlı mı, Bostancı mı, bunda hep şaşırıyor. Oraya kadar gidiyor. Böyle bir yer. Şimdi ne anlatacak? Veya Kalamış'a gelecek. Kalamış'taki, buradaki ablaya, teyzeye, ne bileyim işte çocuğunu, torununu gezdiren yaşlı amcaya veya işte köpeğini gezdiren abiye, ablaya ne anlatacak? Yani komünizmi mi anlatacak? Veya işte gelin birlikte üretelim, birlikte kazanalım mı? Onu mu anlatacak yani? Vallahi burada Fatih Maçoğlu bence komünistlikten çıkar, kapitalizme döner. Bakın yazın bunu bir tarafa. Yani burası, ne gülüyorsun Ahmet? Yalan mı söylüyoruz yani? Burası Fatih Maçoğlu'nun yeri mi? Komünist başkan da bozulursa neden bozulmasın? İnsan tiniyeti bu, umarım bozulmaz. Ya buranın Fatih Maçoğlu'yla bir alakası yok ki. Bak yani zaten TKP almış burada yüzde kaç oy? 0.1. Hadi Fatih Bey'in biraz oyu olsun. Şöyle olsaydı olurdu bak, İstanbul'da mesela İzmir diyelim. İzmir'de Bayındır. Tamam mı? İzmir'de Bayındır. İzmir'de Kınık. İzmir'de Bergama. Veya ne bileyim Antalya'da tarımın veya öyle hayvancılığın veya böyle üretimin olduğu yerler neresi Ankara'da mesela Ahmet? Şehir merkezi. Bala, Haymana,
Tamam mı? Şimdi gidip İzmir'den, İzmir'in konağından aday göstersen Maçoğlu'na ne anlatacak? Alsancak'takilere ya diyecek işte komünizm şöyle komünizm böyle mi? Bunu mu anlatacak? Üretelim. Üretimden gelen gücümüzü kullanalım arkadaşlar. Haydi devrim, haydi devrim. Bunu mu anlatacak? Yani hiçbir faydası yok. Ha, mesela Ankara diyor ki Haymana olabilirdi. Bağla olabilirdi. Orada üretim var çünkü. Orada bir örnek üretim şeyi yapabilirdi. Tunceli'nin benzerini yapabilirdi. Yani İstanbul'da bunun adresi Kadıköy değil bence. Yani Kartal'da değil bence. İstediği Kartal'da değil. Maltepe'de değil. Yani neresi olurdu? Yani Çatalca olabilirdi. Hala da orada tarlalar var, üretim var. Böyle üretimin olabildiği, Şile olabilirdi. Böyle üretimin olabildiği yerlerde efendim? Ya biz, tabii biz öyle tanıdık. Bununla ön plana çıktı. Şehri ayağa kaldırdı. Kolektiflikten, kolektif çalışmayı insanlara aşıladı. Üretim gücünü insanlara aşıladı. Orada ürettiklerini sen pazarlarına, taburalara kadar getirdi, sattı. İnsanlar mutlu oldu. Bakalım, bakalım. Bir önceki CHP ne almış? %68 mi yazıyordu? 68.55, AK Parti %19.57, İYİ Parti 8.76, TKP 0.90. Hadi şeyle birlikte hadi 1.5-2 olsun. Maçoğlu ile birlikte 1.5-2 olsun. Hadi 2.5 olsun. 3 olsun diyelim ya. Hadi 10 olsun yani. 10 olsun yani. Böyle verimli insanlar. Yani siyaseten bunlar da işte siyaset böyle. Ya ikbal peşinde koşmaya başlıyorlar. Senin Fatih Bey, sizin koşmanız gereken yer Kadıköy falan değil bence. Yani Kadıköy'lüye sen ne anlatacaksın? Siz ne anlatacaksınız? Anlatacağınız hikaye ne? Ya buradaki Fener yolundaki o ablaya, teyzeye, işte makyajlı ablalara, teyzelere, grand tuvalet girmiş abilere, ablalara ne anlatacaksın? Altında arabayla vurr diye geçen gence, dur kardeş bir dakika, devrim yaklaşıyor. Onu mu anlatacaksın? Bilmiyor ki adam, babasının parasını harcıyor. Yani burada enteresandır. Nasıl oldu bu diye. Kendi kendini harcamış gibi görünüyor. Yani umarım başarılı olsun. Umarım bozulmasın. Umarım da bozulmasın. Maçoğlu Fatih'ten aday olsun demiş. Silivri, Silivri, Gazi Osman Paşa, Bağcılar demiş kimisi. Komünistlerin kafası tarım ve hayvancılıktan başka bir yere çalışmadı. Üretim arkadaş, komünist diyorsun da üretimden bahsediyoruz. Üretmek kötü mü? Bak bu iktidar kapit İslamcı, siyasi İslamcıların kafası da üretimi yok ediyor. Görüyorsun yani, değil mi? Yani olaya böyle bakmayalım istersen. Olaya üretim diye bakalım. Ben de olaya siyasal bir konsept olarak bakmıyorum. Üretim diye bakıyorum. Yani üretimin yapılacağı yer buralar değil. Kadıköy değil. Onu anlatmaya çalıştım. Bu arkadaş da olayı şeye çekmiş. Komünizme falan çekmiş yani. Her neyse. Şimdi Fatih Maçoğlu tabii yani kendisi daha iyisini bilir. Şansın olup olmadığını zaman gösterecek. Onu da hep birlikte 31 Mart geldiğinde göreceğiz. Peki şöyle bir şey olabilir. Tunceli ne olur bundan sonra? Tunceli büyük bir ihtimalle zaten şeye geçer. Demin eline geçer diye ben tahmin ediyorum. Evet, Demin eline geç. CHP veya Dem, ama CHP orada biraz zor olur diye tahmin ediyorum. Orada Demin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Maçoğlu aday kazanan AK Parti olacak demiş. Bursa'dan aday adayı olsaydı demiş. Toprakla uğraşmayı seven biri İstanbul'da bocalar demiş. Ya üretimden bahsediyor. Toprak olarak algılamayın yani. Üretimden gelen güç, kolektiflik, çalışmak, üretmek, emek. Bunu anlatmaya çalışıyor. Kadıköy kendini yönetsin yeter demiş. Keşke Maçoğlu Karşıyaka'dan aday olsun. Neşe Hanım ya. Yani Karşıyaka'nın buradan bir farkı yok yani. Kadıköy'den bir farkı yok. İzmir Karşıyaka'dan bahsediyor da. Vallahi kim, bazılarınız anlamamak için zaten ya espri yapıyor ya da anlamamak için direniyor. Üretmeden tüketiyoruz demiş. Evet, geldik şimdi merak ettiğiniz konulara. O konulardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi. Sorumuzu bir kez daha yineleyebilir miyiz Ahmet Beyciğim? Vallahi üşüyorum ha. Kırgınlık yani harbiden böyle etkiledi. Fatih Bey siz adı, ben siyasete çok uzağım. Çok teşekkür ederim. Sorabilirsiniz. Hiçbir zaman da böyle bir teklif bana gelmedi. Onu da söyleyeyim. Ben dolaylı yollarda duymuşluğum vardı ama ciddiye bile almadım. Ben kendi işimi çok seviyorum. Yaptığım işi de çok seviyorum. Ben önümdeki 5 yıllık planlamayı bile yaptım yani. Önümüzdeki 5 yıllık planlamamı bile Allah sağlık verirse yaptım. Eğer sağlık verirse onu uygulamaya çalışacağım. Ne olduğunda öyle görürsünüz. Geldik. 35,5 KSK onları kendi arabalarında bile aykırı bir kesim demiş. Ben şimdi olsam ticarete atılırım. Ticareti hiç yapamayacağım. Kafam basmaz. İnanın bana kafam basmaz. Hiç para üstü bile veremem ben. O kadar yeteneksiz bir adam. Ve Ahmet soruyu koydu. CHP'de bir büyüteyim Ahmetciğim, olur mu?
CHP Hatay'da tarihi karar verdi. Depremde sorumluluğu olanlardan Lütfi Savaş'ı tekrar aday yaptı. Ne diyorsunuz diye bir...